HPV'den korunmak için neler yapılabilir? HPV'den korunmak için korunmalı bir cinsel ilişki hayatı önermekteyiz. Kondom kullanılabilir. Ama tabii ki kondom kullanılsa dahi genital bölgede sihirler kondoma rağmen yine de bulaşabilir çiftler arasında. Peki HPV olan herkes rahim ağzı kanseri oluyor mu? Hayır. Özellikle HPV'nin birçok tipi olan bir virüs HPV virüsü aslında. Özellikle HPV'nin kanser yapan bazı tipleri var. HPV 16, 18 gibi tipleri bugün rahim ağzında en çok kansere yol açtığı tespit edilmiştir. Tamam. HPV 16 ve 18 alt grubu bende bulunuyor diyelim. Ben HPV 16 ve 18 olduğu zaman mutlaka rahim ağzı kanseri oluyor muyum? Mutlaka rahim ağzı kanseri olmuyorsunuz. HPV 16 ve 18 tespit edildikten sonra mutlaka kadın doğumcunuzla görüşüp ona göre bir plan izlenmesi gerekiyor. Klinik takip önerilmekte. Bunun bir tedavisi, bir aşısı yok mu acaba? HPV'ye karşı evet aşı var. Günümüzde 9 ile 26 yaş arası tüm bayanlara HPV aşısı önerilmektedir. Fakat HPV tip 16 ve 18 saptandıktan sonra mutlaka rahim ağzına bizim kolposkopi dediğimiz bir yöntemle mutlaka ikinci bir değerlendirme yapılması gerekmektedir. Tamam. HPV 16 ve 18 saptandı. Rahim ağzı kanseri riskim var. Takibi nasıl yapacağız? Her sene mi geleceğim? Her ay mı geleceğim? Her 6 ayda bir mi geleceğim? Başka testler yaptıracak mıyım? Bu konuda biraz aydınlatabilir misiniz? HPV 16 ve 18 saptandıktan sonra kolposkopi hastalara yapılmasını önermekteyiz. Kolposkopi sonucunda da doktorunuzun saptadığı bazı rahim ağzındaki şüpheli alanlardan alınan biyopsi sonuçlarına göre takip ve tedavi değişmektedir.